Herkese Tayland'dan selamlar, günaydın arkadaşlar. Yeni bir güne uyandık. Burasıyla Türkiye arasında biliyorsunuz 4 saatlik bir fark var. Şu an saat burada 12 ise eğer Türkiye'de 8 oluyor. Yani burası 4 saat ileride. Bugün hosteldeyiz. Size hosteli göstermek istiyorum. Bundan önce kaldırım Pattaya'da başka bir hostel vardı. Ama oranın videosunu çekmedim çünkü biraz daha pahalıydı. Ve şartlar burası gibi iyi değildi. Ben biliyorsunuz sadece beğendiğim hostelleri sizinle paylaşıyorum. Ya da ucuz olan hostelleri. Burası hem biraz ucuz diğerlerine göre, hem de imkanlar daha fazla. Yani kahvaltı var, Nescafe var, suyu ücretsiz alabiliyorsunuz, buradan su da veriyorlar. Diğer hostelde bunların hiçbiri yoktu, sadece Nescafe veriyorlardı. Şimdi size burayı biraz göstereyim, bizim hosteli göstereyim, sonra dışarı çıkacağız. Evet, hostel bu şekilde. Banyoların olduğu yere gelelim. Burası banyo. Burada duşunuzu alabiliyorsunuz. Ayrıca burada şampuanlar var. Buradan da şampuanı kullanabiliyorsunuz. Yani sizin ekstra şampuan getirmenize gerek yok. Buradan şampuanlar var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Böyle dolaplar var. Burası da dışarısı. Burada da bir tane daha kabin var. Diğer hostelde bu imkanların çoğu yoktu. Şampuan da yoktu mesela. Burada şampuanı da bedava kullanabiliyorsunuz. Burası da tuvaletler. Hemen yan tarafta tuvaletler var. Şimdi size odayı göstereyim. İçeride çok fazla konuşamayacağım. Yatan birileri vardır belki. Oda var, tuvaletler, banyolar bu şekildeydi. Şimdi aşağı doğru inelim. Ortak kullanım alanını görelim. Mutfak da var. Çalışabileceğiniz masalar da var. Onları da size göstereyim. Hadi aşağı doğru devam edelim. Şimdi size odaları göstereyim biraz. Fiyatlarından bahsedeyim. Burada iki tane arkadaşımız var. Bunlar evli, eşi de hamile. Şimdi sizi onlarla da tanıştırayım. Sonra odaların fiyatlarını hep birlikte görelim. Evet, böyle arkadaşımız var. İki arkadaşımız. Bunlar bize yardımcı olacak. Karı koca bunlar. What is your name? My name is Mor. 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 Yes. And you? Kate. Kate. Yes. Evet, bu arkadaşlarımız evli. Eşi de hamile. Şimdi odayı görelim. We can show the room. Yes. Evet, böyle bir oda var. Can sleep one person. Bir kişilik yatak, küçük. Günlüğü 350 baht buranın. Yani 175 TL yapıyor. Burası tek kişilik bir oda. Böyle kliması var. Burada banyosu falan var. Banyo, tuvalet. Burada duşunuzu da alabiliyorsunuz.
And you have a big bed. Yeah, big, a big bed. And a, we can okay. see, we can see there. Yeah, okay. Bir double yataklı olan bir odamız var. Onu da şimdi göreceğiz. Şimdi büyük odayı görmeye gidiyoruz. Double yataklı olan. Bu arkadaşımız da bu arkadaşımızın kız kardeşi. Böyle. Şimdi içeri girelim buraya. Burası double yatak. Şöyle. Tek başınıza kalabileceğiniz yer burası. Duşunuz, tuvaletiniz burada. Televizyon da var bu odada. Klima da mevcut. Yatakta double. Yani iki kişi burada kalabilirsiniz. Bunun fiyatı how much the price here? 580 baht for yes. one day. Yeah. Buranın günlük fiyatı da 580 baht. Yani yarı yarıya böldüğünüzde 290 TL civarında bir paraya denk geliyor. Ama burada her şeyiniz var ve iki kişi de kalabiliyorsunuz. Televizyon da var. Evet, bu şekilde. Şimdi başka bir odayı daha göreceğiz. Burada yine tek kişilik bir oda var ama küçük bir oda burası. İçeri girelim. Burada klima var. Böyle bir yatak var. Başka bir şey yok bu odada. Yani aşağıda gördüğümüz o tek kişilik odadan biraz daha küçük. Onda banyosu, duşu falan tuvaleti içindeydi. Günlük orası 350 bahttı. Burası günlük 300 baht. Ama burada gördüğünüz gibi sadece yatak var. Ve kliması var. Burası da günlük how much one day? 300 yani 300 baht. 300 bahtta 150 TL yapıyor. Böyle bir oda için. Bir günlük. Burayı da az önce size göstermiştim arkadaşlar ama yukarı çıktık. Tekrardan size göstereyim. Böyle bu paylaşımlı oda. Burası da günlük 170 baht. Yani ortalama 85 TL civarına denk geliyor. Böyle bir paylaşımlı odada kalırsanız. Şimdi dışarı çıkalım. Arkadaşlar ben biliyorsunuz nereye gidersem gideyim sizler için discount istiyorum. Bu arkadaşlarla da konuştum. Eğer bizim videoyu izleyip buraya gelen arkadaşlar olursa onlar için de güzel bir discount indirim yapacaklarını söylediler. Şimdi onlarla da konuşacağım. Onlara da soracağım. Ben daha önce az önce konuştum. Uygun bir şekilde güzel bir discount yapacaklarını söylediler. Onlara da soralım. Onlardan da duymuş olun. Evet arkadaşlarımıza soralım hemen. If they watch that video and they come here to live, you will make discount for them? Yeah, 300 baht. 30 baht. 30 baht. Yani 30 baht. Ortalama 30 baht gibi bir indirim yapacaklarını söylüyorlar. Sadece buraya gelen arkadaşlar bizim videoyu izlediklerini arkadaşlarımıza söylemeleri gerekiyor. Eğer bizim videoyu izleyip gelirseniz size ortalama 30 baht bir indirim yapacaklar. Okay, do you want to say something Turkey? Say hello Turkey. buraya da gelebilirsiniz. Bu arkadaşlar da çok sıcakkanlı, çok iyi insanlar. Gerçekten aile ortamı gibi bir yer. Zaten kendileri de karı koca. Gereken ilgiyi size de göstereceklerine ben eminim. Arkadaşlar buranın da iki tane giriş kapısı var. Burası arka kapı. Burada yine oturabiliyorsunuz. Şöyle bir küçük bir bahçesi var. Ön kapı saat akşam 6'da kapanıyor. Arka taraftan içeri giriş yapmanız gerekiyor. Size zaten anahtar veriyorlar. Buradan anahtarla içeri girebiliyorsunuz. Ayrıca eklemek istediğim başka bir şey daha var. Salonda burada aşağıda paylaşımlı salonda
yiyebiliyorsunuz, kahvaltınızı yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey çünkü burada eğer kahvaltınızı yapmazsanız, dışarıda kahvaltı ederseniz ona da ortalama bir 100 baht civarında bir para harcamanız gerekiyor. 100 bahtta 50 TL. Yani 100 bahttan 170, zaten burası 170 baht ödüyorum şu anda ben. 100 bahtı kahvaltıya verdiğini düşün, geriye 70 baht. Yani şu anda ben normalde burada 70 bahta kalmış oluyorum. Çünkü diğer hostelde orayı çekmedim. Çünkü dediğim gibi eğer ben beğenmezsem size de göstermiyorum arkadaşlar. Orada 185 bahta falan kalıyordum ben. İçinde yemek yoktu, yemek vermiyordu. Ben dışarı gidip dışarıda kahvaltı ettiğimde de ortalama 100 baht yemeğe ödüyordum. Yani kahvaltıya ödüyordum. 100 bahtı çıkarttığınız zaman zaten ben burada 70 bahta kalmış oluyorum. O şekilde de hesaplayabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Birazdan dışarı çıkacağız arkadaşlar. Tekrardan kamerayı o zaman açarım. Son olarak da hostelin ismi Breezer Hostel diye geçiyor. Açıklamalar kısmına da onu da bırakırım arkadaşlar. Geldiğinizde bizim videoyu izlediğinizi söylerseniz size güzel bir indirim yapacaklar. Birazdan tekrardan görüşürüz. Burası da çalışabileceğiniz alan, kahvaltı edebileceğiniz yer. Ve burada da ön çıkış kapısı var. Buradan da çıkabiliyorsunuz. Akşam saat 6'da burası kapanıyor. Arka taraftan çıkabiliyorsunuz. Böyle masalar var. Burada da ders çalışabiliyorsunuz. İşiniz varsa işinizi yapabiliyorsunuz. Burada da emekli gezgin abimiz var. Abi ne yapıyorsun? İyi misin? İyi misin? Sağ ol. Yani biraz sonra etkili yapacağım. Benim de laptopum burada. Birazdan ben de emekli abimizle beraber edit yapacağım. Hemen burada da bir tuvaletimiz var. Burada otururken burayı da kullanabiliyorsunuz. Hemen yan tarafında da sıcak suyunuz var. Ekmeğinizi ısıtabileceğiniz makine var. Burada reçeliniz var. Şu reçel, şu da krema gibi bir şey. Burada Nescafe'niz var. Burada tereyağınız var. Burada da içeceğinizi alabilirsiniz. Şekeriniz, sütünüz de, süt tozu da var burada. Sıcak suyumuz da burada. Birazdan dışarı çıkacağız. Evet arkadaşlar, şimdi arkadaşımız geldi. Onunla dün tanışmıştık. Taylandlı arkadaşımız, böyle göstereyim. Şimdi bizi bir festivale getirdi. Arkamda görebiliyorsunuz, her tarafta böyle çiçekler falan var. Arkadaşımız da bir tane aldı. Bize burayı gezdiriyor, dolaştırıyor. Bu festivalden benim haberim yoktu. Kendisi söyledi. Kendisi beni buraya getirdi. Festivalin nerede olduğunu da bilmiyordum ben. Onun sayesinde buraya gelmiş olduk. Şöyle elinde de görebiliyorsunuz. Show it them. Böyle elinde de görebiliyorsunuz. Böyle şeyler yapılıyor. Bugünün festivaliymiş. İsmini söyledi ama tam bilmiyorum ne olduğunu. Yani anlamadım. Onların diliyle söyledi. Ben de teşekkürler. Ben de ne olduğunu tam olarak anlamadım. Ama size etrafı biraz göstereyim. Burada insanlar mutlu bir şekilde resim çektiriyor böyle. Evet. Herkes mutlu bir şekilde resim çektiriyor. Bugün festivalleri olduğu için herkes mutlu, sevinçli. Zaten sayı insanları genelde mutlu insanlar. Bugün festival olduğu için ayrıca bir mutlular. Şimdi size burayı da biraz göstermek istiyorum. Böyle kalabalığı görebiliyorsunuz. Bugün burası gerçekten çok kalabalık. Şöyle bir bakın arkadaşlar. İğne atsanız yere düşmez. Dediğim gibi bugün bir festival var. Festivalin ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşımız söyledi ama kendi dilinde söyledi. O yüzden anlamadım ne olduğunu. İnsanlara bakın. Şimdi böyle şeyler yapılıyor. Bakın burada da var. Böyle süslemeler falan yapılıyor. Çiçekten falan. Şöyle de göstereyim. Her tarafta
Bunlardan var. Kalabalığa bakın arkadaşlar. What is your name? Kai. Ha? Kai. Kai. Yes. Arkadaşımızın ismi Kai. O bizi gezdiriyor. Şöyle bakın, elinde de bu çiçekten aldı bir tane. Şimdi onunla beraber dolaşıyoruz. Ortalık çok kalabalık. Resmen ana baba günü. Böyle insanların ellerinde bu çiçeklerden görebiliyorsunuz ama bunların özellikleri kendilerinin yapmış olması. Bunları hep kendileri kendi elleriyle yapıyor. Yani bu bir sanat eseri gerçekten. 100 bahtı olan var, 60 bahtı olan var, 40 bahtı olan var. Herhalde büyüklüğüne göre fiyatı da değişiyor. Hello. Şöyle 50 bahtı olan var, 60 bahtı, 80 bahtı olan var, 100 bahtı olan var. Thank you, kapın kap. Evet, çok tatlı insanlar gerçekten. Böyle şeyler de var. Bunlar daha büyük. Gerçekten ilginç bir festival. Çok kalabalık. Ve bu festival Tayland'ın genelinde yapılıyor. Bakın şimdi plaja çıktım arkadaşlar. Plajdayım. Kalabalığı görebiliyor musunuz? Şöyle bir kalabalığı size göstereyim. Ya, yol tarafı çok kalabalık. Plaj da kalabalık. Şöyle insanları görebilirsiniz. Şimdi bunu mum, bir tane mum var. Bir tane de böyle tütsü gibi bir şey var. Onları yaktık. Abilerimiz de geldi. Hello. Evet, arkadaşlarımız da geldi bizden. Çakmak istediler. Onlarınkini de yaptık. Evet, deniz kenarına geldik şimdi. Arkadaşımız suya bırakacak bu aldığımız çiçekleri. Şu an görebiliyorsunuzdur arkadaşlar. Bakın her tarafta bunlardan var. Şimdi bizim arkadaşımız da onu bırakacak. Bırakmadan önce tekrar mumu yakalım. Ama burası çok rüzgarlı, o yüzden şöyle görebiliyorsunuz, yakamıyoruz bunu. Hava biraz rüzgarlı. Şimdi bir dilek diliyor arkadaşımız. Sonra da bunu denize bırakacak. Bakın böyle insanlar da bırakıyor. Böyle görebiliyorsunuz, insanlar denize bırakıyor bunları. Bir dilek tutup onu denize bırakıyorlar. Ya herhalde anladığım kadarıyla bunu denize bıraktıklarında eğer uzağa giderse dilekleri gerçek oluyormuş, dilekleri kabul oluyormuş. Ne kadar uzağa giderse o kadar dileklerinin olma olasılığı yüksekmiş. Bana anlattıkları kadarıyla onu anladım. Şimdi dışarı doğru çıkalım. İnsanlar böyle sıraya girmiş ellerindekilerini bırakabilmek için. Biz de şimdi dışarı doğru çıkıyoruz. Evet, şimdi çiçeği atmak için denizin içine girdik. Şu şekilde pantolonumuz ıslandı. Görebiliyorsunuz arkadaşlar, bakın. Sırf dilek arkadaşımızın dileği gerçekleşsin diye böyle denize girdik ve ıslandık, ama olsun, zevkliydi, çok eğlenceliydi. Çok güzel bir deneyim oldu. Bugün de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin.